Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Efendim, mübarek Ramazan-ı Şerif'in içindeyiz. Rabbim tutmuş olduğumuz oruçlarımızı ve tutacağımız oruçlarımızı, yapacağımız iftarlarımızı da kabul buyursun. Bugün de Cuma'yı mübarek, güzel bir gün. Akşamı tabii Ramazan-ı Şerif'te olduğumuz için biliyorsunuz Ramazan'ın kıymeti, yani bu ayın kıymeti Kur'an-ı Kerim'in bu ayda nazil olmasından kaynaklanıyor. Dolayısıyla biz de yine Kur'an-ı Kerim'i biraz anlama gayret edeceğiz bugünkü sohbetimizde. Haliyle Risale-i Nur'dan 25. söz tamamıyla Kur'an-ı Kerim'inle ilgili bir bahis. Biz de buradan Kur'an'ın hükümlerinin günümüzdeki yansımaları, yani bugün Kur'an hükümlerine biz uyarsak nasıl bir hayat tarzımızda değişiklik olur, güzellikler olur. Bununla ilgili birkaç bahis okuyacağız. Bu da ne demektir? Tabii ki Kur'an-ı Kerim'in şebabeti, gençliği. Burada başlayalım. Kur'an'ın şebabeti, yani gençliği. Biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'in 40 vecihle mucize olduğunu bu 25. sözde izah ediliyor. Bunlardan bir tanesi Kur'an-ı Kerim'in gençliği. Sanki bugün nazil olmuş gibi bütün ifadeleri, canlılığını muhafaza ediyor. Her asırda taze nazil oluyor gibi tazeliğini, gençliğini muhafaza ediyor Kur'an-ı Kerim. Sanki bu asırda, sanki bugün nazil olmuş gibi gençliğini muhafaza ediyor. Evet, Kur'an bir hutbi ezeliye olarak umum asırlardaki umum tabakat-ı beşeriyeye birden hitap ettiği için öyle daimi bir şebabeti, gençliği bulunmak lazımdır. Hem de öyle görülmüş ve görünüyor. Çünkü ben Kur'an'ı diyelim ki doğdum, bu asırda işte okumaya çalışıyorum. Ve benden önceki asırlar, ondan önceki asırlar, ondan önceki asırlar, her asır kendi fehmine göre, kendi zamanına göre sanki Kur'an o asırda o nazil olmuş gibi adeta hükmediyor. Herkes, her tabaka kendisini oradan bir hisse kapıyor, bir hisse alıyor. Hayatını, yaşantısını Kur'an hükümlerine göre ne kadar uydurabilirse dünyada dahi bir cennet hayatı yaşamış oluyor. Bundan dolayı Kur'an bir hutbe ezeli olarak, hutbe ezeliye yani önü ve arkası olmayan bütün zamanlarda geçerli olarak umum asırlardaki umum tabakatı beşeriye birden hitap ettiği için öyle daimi bir şebabeti, gençliği bulunmak lazımdır. Hem de öyle görülmüş ve görünüyor. Hatta efkarca muhtelif ve istidatça mütebayin asırlardan her asra göre güya o asra mahsus gibi bakar, baktırır ve ders verir. İnsan medeni olarak medenileştikçe fikirleri ne kadar gelişirse gelişsin, Kur'an hükmü karşısında, Kur'an'ın getirdiği esaslar karşısında yine de insanların getirdiği esaslar, beşeri olarak getirdiği esaslar sönük kalıyor, saadet vermiyor. Beşerin ahsar ve kanunları, yani bizlerin yaptıkları bu kanunlar beşer gibi ihtiyar oluyor, değişiyor, tebdil ediliyor. İşte asır değil ya, bir bakıyorsunuz normal bizim Türkiye Cumhuriyeti kurulalı şurada 80 küsur sene oldu. Kaç sefer kanun değiştirdik? Bir kanun çıkartıyorlar, uymuyor. Bunun gibi. Beşer demek ki kanunları ne yapıyormuş? Sürekli tadilata uğruyor, tebdil oluyor. Fakat Kur'an'ın hükümleri ve kanunları o kadar sabit ve rasihtir ki, Kur'an hükümleri o kadar sabit ve rasih, öyle sağlamdır ki, asırlar geçtikçe daha ziyade kuvvetini gösteriyor. İşte mucizelik bu.
asırlar geçtikçe daha da kuvvetleniyor adeta. Evet, en ziyade kendine güvenen, en ziyade kendine güvenen ve Kur'an'ın sözlerine karşı kulağını kapayan şu asrı hazır ve şu asrın ehli kitap insanları, Kur'an'ın ya ehlel kitap, ya ehlel kitap hitab-ı mürşidanesine o kadar muhtaçtır ki güya o hitap doğrudan doğruya şu asra müteveccihtir ve ya ehlel kitap lafzı ya ehlel mektep manasını dahi tazammül eder, bütün şiddetiyle, bütün tazeliğiyle, bütün şebabetiyle, gençliğiyle ya ehlel kitap ta'alev ila kelimetin sevayin beynena ve beynekum sayhasını alemin aktarına savuruyor. Güzel bir paragraf, güzel bir cümle. Şu içinde bulunduğumuz asır da en fazla Kur'an'a karşı mübareze edilen bir asır. Kur'an hükümlerini çürütmeye çalışılan bir asır. Karşı gelinen bir asır. Fikir olarak da, yaşantı olarak da, hayat tarzı olarak da. Fakat buna rağmen Kur'an-ı Kerim adeta ne yapıyor? Böyle meydan okuyor. Ne diyor Kur'an'ın? Ya ehlel kitap, hitab-ı mürşidanesine o kadar muhtaçtır ki kim? Bu asrın insanları, yani bizler. Müminler olduğu gibi inanmayanlar da bunlara bu kadar muhtaçtır ki güya o hitap doğrudan doğruya şu asra müteveccihtir. Yani 14 asır önce nazil olmuş mübarek Ramazan-ı Şerif'te ama sanki bugünmüş gibi ne yapıyor? Kitap ehline hitap ediyor. Kitap ehli olarak da ne oluyor? Bugün için bunu da ehli mektep diye alabiliyoruz. Yani okuyanlar, ilim tahsil edenler, bütün bunlara Kur'an-ı Kerim ne yapıyor? Doğrudan doğruya teveccüh oluyor ve bunlara hitap ediyor. Ya ehlel kitap manasını dahi tazammül eder, bütün şiddetiyle, bütün tazeliğiyle, bütün şebabetiyle, gençliğiyle ya ehlel kitap ta'ala ila kelimetin sevayin beynena ve beynekum sayhasını alemin aktarına savuruyor. Meali şerifte şu: ey ehli kitap, ey kitap ehli, sizinle bizim aramızda müşterek olan bir söze gelin. Ali İmran suresinde geçen bir ayet-i kerime, sizinle bizim aramızda ortak olan müşterek bir söze gelin. Mesela bu nasıl olacak? Şöyle oluyor. Mesela şahıslar, cemaatler muarızasından aciz kaldıkları Kur'an'a karşı, şahısların, cemaatlerin muarızasından, böyle ayetlere karşı durmasından aciz kaldıkları Kur'an'a karşı bütün nevi beşerin ve belki cinnilerin de neticeye efkarları olan medeniyeti hazıra. Bütün insanların, hatta ehli cinlerin dahi ortaklaşa bir fikir olarak ortaya koydukları medeniyeti hazıra, Kur'an'a karşı muarıza vaziyetini almışlar. Ne yapıyorlar? Kur'an hükümleriyle amel etmiyorlar. Kendi kafalarına göre kanunlar yapıyorlar. O yaptıkları kanunlarda ne yapıyor? İşte eline, gözüne bulaştırıyorlar. İcaz-ı Kur'an'a karşı sihirleriyle muarıza ediyorlar. Şimdi şu müthiş yeni muarızcıya karşı İcaz-ı Kur'an'ı Kulle iniçtematil insü vel cin ayetinin davasını ispat etmek için medeniyetin muarıza suretiyle vaaz ettiği esasatı ve desatirini esasatı Kur'an ile karşılaştıracağız. Bu da cemiyet hayatıyla, cemiyet yaşantısıyla ilgili çok mühim bir konu. Şimdi bu Kur'an hükmüyle bugünkü medeniyete hazıra dediğimiz bütün o tehalük efkar, yani o fikirlerden, gelişmelerden, işte yapılan yanlışları düzelte, hatta cinlerden de istifade ederek beşerin yaptığı bu medeniyeti hazıra kanunlarıyla, düsturlarıyla, prensipleriyle, anlayışlarıyla Kur'an düsturlarını şöyle birkaç tanesini bir karşılaştıralım.
Bakalım Kur'an hükümleri böyle kendisini adeta böyle semada karanlıkta bir yıldız gibi gösterdiğini göreceğiz. Birinci derecede birinci sözden ta 25. söze kadar olan muvazeneler ve mizanlar ve o sözlerin hakikatleri ve başları olan ayetler 2 kere 2 4 eder derecesinde medeniyete karşı Kur'an'ı icazını, mucizeliğini ve galebesini ispat eder. İşte 25. sözün bir kısmı ve daha önceki bahislerde olduğu gibi o sözlerde de böyle çok kıyaslamalar yapmış. Özellikle mesela 12. sözde, burada da şimdi söyleyecek, hakikaten medeniyeti hazret prensipleriyle Kur'an prensipleri, düsturları arasındaki uçurumu gösteriyor. Kur'an düsturları bir yıldız gibi kendisini gösteriyor orada. İkinci derecede 12. sözde ispat edildiği gibi bir kısım düsturlarını hülasa etmektir. Bir kısım düsturlarını özetleyecek şimdi burada. Bir karşılaştırma yapıyor. İşte medeniyeti hazıra felsefesiyle hayat-ı içtimai beşeriyede nokta istinadı kuvvet kabul eder. Hedefi menfaat bilir, düsturu hayatı cidel tanır, cemaatlerin rabıtasını unsuriyet ve menfi milliyet bilir. Gayesi hevesat-ı nefseniyi tatmin ve hacat-ı beşeriyi tezgit etmek için bazı lehviyattır. Bugünkü medeniyet 4-5 temel üzerinde burada adeta bu paragrafta, bu cümlede özetlemiş oldu. Medeniyet hazıra felsefesiyle hayat-ı içtimai beşeriyede nokta istinadı neymiş? Kuvvet biliyor. Kuvvet. Kuvvet varsa mesele bitti diyor. Hedefi menfaat biliyor. Hedefi de menfaat. Başka? Düsturu hayatı neymiş? Bu yaşantı düsturu cidal tanıyor. Kavga, savaş, dövüş tanıyor. Cemaatlerin rabıtasını, cemaatlerin birbirine olan bağını da unsuriyet ve menfi milliyet bilir. Unsuriyet. İşte kavimler gibi. Şu kavmi, bu kavmi gibi böyle bunu bilir. Gayesi neymiş? Gayesi de hevesat-ı nefsaniyi tatmin. Nasıl rahat yaşarım? Bütün derdi bu. Hevesat-ı nefsaniyi tatmin ve hacat-ı beşeriyi tezit etmek için bazı lehviyattır. Hacat-ı beşeriyi tezit ediyor, ziyadeleştiriyor. Eskiden insan 20 şeye muhtaçsa şu anda 100 şeye muhtaç etmiş ve beşeri ve bizleri gerçekten fakir etmiş. Bizler de fakiriz. Bu beşeri, bu medeniyet fantaziyeleri, yeni buluşlar, şunlar, bunlar hepsi bize ne yapmış? Fakir etmiş. Çünkü ihtiyacımızı 20'den 100'e çıkartmış. Ve bunlar bizim zaruri ihtiyacımız diye bize de öğretmiş, anlatmış, bize kabul ettirmiş maalesef. Şimdi bunu biraz kıyas yapalım. Şimdi neydi? Kuvvetli değil mi? Nokta istinadı. Peki kuvvet olunca ne olacak? İşte diyor kuvvetin şeni tecavüzdür. Madem kuvvetlisin, vurur alırım. Vurduğumu deviririm diye bir mana çıkıyor. Kuvvet çünkü esas maksat kuvvetse kuvvetli olan dilediğini yapar manasında. Menfaatin şeyini her arzuya kafi gelmediğinden üstünde boğuşmaktır. E bir de şimdi bir de menfaat var yani. Kendi menfaatini düşünüyor. E kendi menfaatini elde etmek için ne yapacak? Ötekilerle boğuşacak. Onların elinden alacak. Kendi tarafına geçirecek. Böyle bir sıkıntılı. Hem bir boğuşma var, hem bir tecavüz var. Bir de ne diyoruz? Maalesef bizim de dilimizde adeta pelensenk olmuş. Nasılsın kardeş? Abi mücadele ediyoruz. Allah Allah. Ya mümin mücadele etmez kardeşim. Mümin çalışır, neticesine rıza getirir. Sabah kalkar, namazını kılar. Eğer vakit, iş saati gelmişse yoluna çıkar, Bismillah der,
gider çalışır çalışır. Öyle mücadele, cidal falan filan değil. Ya normal riskine çalışır. Akşam neticesine veya ay sonu veya hafta sonu neticesine rıza gösterir. Bizim böyle olmamız lazım. Evet, düsturu cidalin şeyini çarpışmaktır. Unsuriyetin şeyini başkasını yutmakla beslenmek olduğundan tecavüzdür. Unsuriyet, milliyetçilik. İşte benim milliyetim daha kuvvetli, daha büyük, daha ehemmiyetli dediğin zaman diğer unsurları da ne yapıyorsun? Küçük görmeye başlıyorsun. Onların üzerinde bir hakimiyet kurmaya gayret ediyorsun. İşte şu medeniyetin, şu düsturlarındandır ki bütün mehasiniyle beraber, medeniyetin bütün mehasini güzelliklerle beraber beşerin yüzde ancak 20'sine bir nevi suri saadet verip 80'ini rahatsızlığa, sefalete atmıştır. İşte şimdi mesela şu anda medeniyet haritası olan bir telefonla, internetle karşılıklı burada sohbet yapıyoruz. Ne kadar güzel bir şey değil mi? Ama bu bir güzellik. Başka ne güzellikler var? Uçaklar var. İşte gemiler var, hızlı trenler var. Var da var. O kadar çok medeniyet güzellikleri var ki. Ama bütün bu güzellikleriyle beraber medeniyet Kur'an hükümlerini dinlemediği için, ona göre hareket etmediği için, o prensipleri kabul etmediği için şu cemiyette, mesela İstanbul'da yaşayanların ancak %20'si şöyle böyle rahattır, %80'i maalesef sıkıntıdadır. Niye? Bu medeniyet zaruri ihtiyaçları 20'den 100'e çıkartmış. 100'e çıkarttığı için çalıştığımız maaşlarımız bunlara yetmiyor ve maalesef ve maalesef bizleri o noktadan fakir etmiş oluyor. Bu medeniyet maalesef güzellikleriyle beraber bunca güzelliklerine rağmen yine de cemiyet hayatını maalesef büyük bir bölümünü huzursuz ve fakir etmiştir. Ama hikmeti Kur'an'ı ise, şimdi Kur'an hikmeti peki nasıl? Eğer gerçekten uygulayabilsek, Kur'an hükümlerine göre amel edebilsek ne olacak durumumuz? Ona bakalım. Ama hikmeti Kur'an'ı ise nokta istinadı kuvvet yerine hakkı kabul eder. Ben kuvvetliyim değil. Ya haklıysan kardeşim mesele bitti. İster padişah olsun, ister köle olsun. Kim haklıysa o önemlidir. Esas olan odur. Haklı olan meseleyi bitiriyor. Gayede menfaat yerine fazilet ve rıza-i ilahi kabul eder. İşte gayesi nedir müminin, Müslümanın? Kur'an hükmüne göre yaşayanın gayesi nedir? Allah rızasını kazanmaktır. Faziletli ileri gidilmektir. Zenginlikte veya başka şeyde şurada buradan ziyade esas olan fazilettir. Değil mi? Bu mesele rıza-i ilahidir. Allah katında en makbul insan kimdir? Aleyhissalatü vesselam öyle diyor. Allah'tan en çok korkanızdır. Ya Allah'tan çok korkan ne demek? Fazilette de, iyilikte de, güzellikte de, ubudiyette de, yardımlaşmada da her şeyde ne yapar? Cemiyet hayatını ayakta tutmaya gayret eder. Cemiyet hayatını. Evet. Hayatta düsturu cidal yerine hani ne diyorduk? Abi mücadele ediyoruz. İşte mücadele devam. Ekmek parası için koşturuyoruz. Mücadele ediyoruz. Onun yerine neymiş? Cidal yerine düsturu teavüne esas tutar. Yardımlaşma. Ben zenginsem fakirlere yardım edeceğim. Böyle tam da işte mübarek Ramazan ayı. Keseli ne yapacağız? Keselerimizin ağzını açacağız. Fakir fukaraya bildiğimiz, tanıdığımız, eşimizde, dostumuzda, sağdan soldan hatta soruşturup ne yapacağız? Yardım yapacağız. İşte teavün bu. Öyle mücadele etmiyoruz. Ya ne yapıyoruz? Yardımlaşıyoruz. Cenab-ı Hak bana fazla vermiş. Ben de ne yapacağım? Benden daha durumu zayıf olanlara yardım yapacağım. Demek ki gaye, maksat, hedef bu. Yardımlaşmak. Fakir fukaranın imdadına yetişmek. Özellikle de bu Ramazan-ı Şerif'te. Cemaatlerin rabıtalarında
unsuriyet ve milliyet yerine rabıtayı dini ve sınıfı ve vatanı kabul eder. Yani ben Türk'üm, ben Laz'ım, ben Kürd'üm, ben Çeçen'im. Yok kardeşim. Ben İngiliz'im. Hayır kardeşim. Bunlar yok. Ne var? Ben Müslüman'ım var. İşte Müslüman kimliği altında birleşiyoruz. Hedef, gaye, maksat, cemiyetlerin bağlantısını ancak rabıtayı dini dediğimiz. Yani mümin ve Müslüman olmamız bizim için yeterli. Hangi milletten olursa olsun fark etmez. İster Hristiyan olsun, ister Yahudi olsun, ister putperest olsun. Mümin, Müslüman olarak inandıktan sonra bizim nedir? Can kardeşimizdir. Mesela bu. Gayatı, hevesatı nefsaniyenin nameşru tecavüzatına set çekip ruhu maliyata teşvik ve hissiyat-ı ulviyesini tatmin etmektir ve insanı kemalatı insaniye sevk edip insan etmektir. Hedef, maksat, gaye nedir? Demek ki nefsin o arzularına set çekip, gem vurup manevi mertebelerde yükselmeye gayret etmek ve hakiki insan olabilmek. Evet, İslamiyet nedir? Hakiki insaniyettir. Bir mümin İslamiyet'i yaşadığı sürece insan ismine layık olmak için daha çok hak eder. Demek ki gerçek insan neymiş? Hakiki mümin ve Müslümandır. Yaşayabildiğimiz oraca oranda insan ismine daha layık oluyoruz. Hakkın şeyini ise ittifaktır. Peki haklı oldu, ne oldu? Ben haklıyım dedi. Onun da şeyini neymiş? Ne gerektiriyormuş? İttifağı gerektiriyormuş. Bir araya gelmeye gerekiyormuş. Faziletin şeyini tesanüttür. Fazilet varsa da ne olacak? Tesanüt. Yani dayanışma, yardımlaşma. Teavünün şeyini ise, yardımlaşmanın getirdiği iş ise birbirinin imdadına yetişmektir. Demek ki hakkın şeyini ittifak, ittifak ettik. Sonra fazilet, faziletin neticesinde tesanüt var, bir dayanışma var. Teavün, yardımlaşmanın şeyini de birbirinin imdadına yetişmektir. Elimizden geldiği kadar gayret edeceğiz. Ramazan-ı Mübarek'te daha da böyle hazır böyle duygularımız coşmuşken, nefsani duygulardan biraz, dünyevi duygulardan, mal mülk sevgisinden biraz azalmışken gayret edelim, keselerin ağzını biraz açalım. Fakir fukaraya imdat etmekte. Nefsi emmariyi gemlemekle bağlamak. Bakın, nefsi emmariyi gemlemekle bağlamak. Şu anda da gemlemişiz. Bir şey içemiyoruz, yemiyoruz. Ağzımızdan inşallah kötü söz çıkmıyor. Kızmıyoruz. Trafikte sağda solda kardeşimizin yaptığı yanlışa bağırmıyoruz, çağırmıyoruz. Yani günlük hayatımızda bunu yansıtacağız. Sadece bir oruç dilimize, ne bileyim, midemize tutturmayacağız ki. Her şeyimize tutturacağız. Her şeyimize. Ruhu kemalata kamçılamakla serbest bırakmanın şeyini saadete dair indir. Ruhu böyle manevi alanlarda ilerletmenin neticesi de ne olacak? İşte saadete dair in. Yani iki cihan saadeti. Mümin burada bu Kur'an hükümlerine, işte bu bugün nazil oluyormuşçasına adeta hükümlü olan ayetlere ittiba ettikçe burada da bir cennet hayatı çok rahat yaşayabiliyor. Bunu bazen biz de ne yapıyoruz? Böyle bazı anlarda, sürekli değil ama hissedebiliyoruz. Ne yapıyorsun? Ya dünyada da cennet hayatı yaşıyoruz. Bunu biraz daha şöyle büyük camilerde, teravih namazlarına, cuma namazlarına veya vakit namazlarına böyle kalabalık cemaatle gidersek orada bunu rahat bir şekilde hissedebiliriz. Gayret edelim. İşte Medine-i Hazıra, Edyan-ı Sabıkay Semaviye'den bahsus Kur'an'ın irşadatından aldığı mehasinle beraber Kur'an'a karşı böyle hakikat nazarından mağlup düşmüştür. Şimdi şu Medine-i Hazıra dediğimiz aslında bunu oluşturan kimler? İşte bir taraftan Kur'an-ı Kerim'den önceki asırlardaki işte Hristiyanlar, Yahudiler, oradaki İncil'den ve Tevrat'tan alınan hükümler vardı. Onlarla birleştirilerek
özellikle Kur'an-ı Kerim geldikten sonra da 14 asırdır Kur'an hükümleriyle bile oradan etkilenerek, esinlenerek biraz bir şeyler alarak medeniyeti hazıra bugün kanunlar yapmış. Ama yaptıkları kanunlar biraz önceki yaptığımız kıyaslamalarda olduğu gibi hala Kur'an hükmüne karşı mağluptur. Bu cemiyet hayatını biz eğer bu Kur'an hükümlerine göre biraz toparlayabilsek var ya, gerçekten dünya yaşanacak yer olur. Evet, burada biraz daha devam edelim. Üçüncü derece binler mesailinden yalnız numune olarak 3-4 meseleyi göstereceğiz. Evet, Kur'an'ın düsturları, kanunları ezelden geldiğinden ebede gidecektir. Kur'an kanunları, Kur'an düsturları ezelden geldiğinden ebede gidecektir. Amenne ve saddakne. Medeniyetin kanunları gibi ihtiyar olup ölüme mahkum değildir. Daima gençtir ve kuvvetlidir. Kur'an hükümleri demek ki ezelden gelip ebede gideceği için beşerin kanunları gibi ihtiyarlamıyor. Gençliğini muhafaza ediyor ve tazeliğini muhafaza ediyor. Mesela, şimdi buradan bir misal verelim buna. Mesela medeniyetin bütün cemiyat-ı hayriyeleriyle bütün cebbarane şiddet inzibat ve nizamatıyla, bütün ahlaki terbiyegahlarıyla Kur'an-ı Hakim'in iki meselesine karşı muarıza edemeyip mağlup düşmüşlerdir. İşte bir sürü hayır cemiyetleri var. Türkiye'de bile kaç tane, Avrupa'da var, orada var, burada var, fark etmiyor yani. Her yerde bu hayır cemiyetleri olduğu halde ve bir de cebberane şiddet kanunları var. Yani o kanunlara uymayanlara para cezası, şu cezası, bu cezası, gerekirse hapis cezası verdikleri halde yine Kur'an'ın iki meselesine karşı mağlup düşmüşler. Neymiş bu iki mesele? Mesela okuyalım. Birincisi şu: ve ahallallahu'l bey'a ve harrama riba. Yani Allah alışverişi helal, faizi ise haram kıldı. Alışveriş helal, faizi haram kıldı. Diğeri ve ikimus salah ve etu zekat. Yani namazı dosdoğru kılın ve zekatı verin. Şimdi zekat meselesi ve faiz meselesi, dikkat edin. Çok mühim bir nokta. Allah zekatı ne yapıyor? Emrediyor. Faizi de nehyediyor, yasaklıyor. Alışverişi helal kılıyor ama faizi haram kılıyor. Diğer taraftan da ne diyor? Namazınızı dosdoğru kılın ve zekatınızı verin. İşaret-ül İcaz'da ispat edildiği gibi bütün ihtilatat-ı beşeriyenin madeni bir kelime olduğu gibi bütün ahlak-ı seyyenin menbaı dahi iki kelimedir. Bütün beşerdeki karışıklıklar, ihtilallerin sebebi kelime neymiş? Bir de ahlak seyyenin, kötü ahlakında bu iki kelime, birisi neymiş? Ben tok olayım, başkası açlıktan ölse bana ne? Ben tok olayım, başkası açlıktan ölse ölsün. Kardeşim, ben gece gündüz çalışıyorum, sabah erkenden kalkıp işime gidiyorum, öteki öyle böyle çalışmıyor. Niye ben kazandım ona vereceğim diye bir mantık var. Sakat bir mantık. Ben tok olayım, başkası açlıktan ölse bana ne? Diğer kelime de sen çalış, ben yiyeyim kelimesi. İşte bu iki kelime bugün bu medeniyeti hazırada içinde bulunduğumuz zamanda cemiyet hayatını mahvetmiş, bizleri dahi perişan ediyorlar bu hala. Şimdi biraz okuyalım, anlayacağız daha iyi. Evet, hayat-ı içtimai beşeriyede havas ve avam, yani zenginler ve fakirler muvazeneleri rahat yaşarlar. Muvazene, bir denge olması lazım. Zenginler ve fakirler arasında bir denge olması lazım ki huzurlu, saadetli bir ömür geçirsinler.
O muvazenenin esası ise havas tabakasında merhamet ve şefkat, aşağısında hürmet ve itaattir. Şimdi zenginler ne olacak? Yönetim kadrosundaki zenginler ne olacak? Bir merhamet olacaklar. Merhamet sahibi olacak. Acımak sahibi olacaklar. Buna karşılık da alt tabaka, avam tabakası da ne olacak? İtaat etmesini bilecek. Hürmet etmesini bilecek. Şimdi birinci kelime havas tabakasını zulme, ahlaksızlığa, merhametsizliğe sevk etmiştir. Birinci kelime hangisiydi? Ben tok olayım, başkası açlıktan ölse bana ne? Bu ne yapıyormuş? Havas tabakasını, zenginleri zulme, ahlaksızlığa ve merhametsizliğe sevk ediyor. İkinci kelime o hangisiydi? Sen çalış, ben yiyeyim kelimesi de avamı kine, avamı kine, hasede, mübarezeye sevk edip rahat-ı beşeriyi birkaç asırdır selb ettiği gibi şu asırda sahip çalışma, sermaye ile mübareze neticesi herkese malum olan Avrupa hadisat-ı azimesi meydana geldi. Yani ne oluyor? Adam çalıştırıyor. İşte 1000 kişi, 2000 kişi, 3000 kişi veya 5 kişi çalıştırıyor. Oradan bir şekilde para kazanıyor. Ama çalıştırdığı elemanlara, işçilere ya şöyle vasat bir yaşantı olacak bir maaşı vermiyor. Ama kendisi bakıyorsunuz orada onu yapıyor, burada bunu yapıyor, başka bir alıyor, para üstüne para kazanıyor. Ama elemanlarına, çalıştırdığı adamlara düz doğru bir şey vermiyor. İşte bu Avrupa'da çok böyle vahim bir netice olduğu için o Fransız ihtilali oluyor ve Avrupa'yı da yerle bir ediyor adeta. İşte medeniyet bütün cemiyatı hayriye ile, cemiyet bütün hayırlı cemiyetleriyle ve ahlaki mektepleriyle ve şiddet inzibat ve nizamatıyla beşerin o iki tabakasını müsalaha edemediği gibi. Yani hala bugün Avrupa veya İslam ülkelerinde fark etmiyor. Yani İslam ülkeleri de netice itibariyle Kur'an hükümleriyle yönetilmiyor ki. Başaramıyoruz, beceremiyoruz. Dolayısıyla ne yapıyor? Müsalaha olmuyor. Bir sulh yok ortada. Bugün kaç tane firmada çalışan eleman arkadaşlar ya diyor adam kazanıyor dünyanın parasını kardeşim bize %, enflasyonu şu kadar olmuş, bize yaptığı zam %15-20. Daha fazla yapmasın diye itiraz ediyor. Haklı mı? O da haklı. Bunun gibi. Yani bizde de aynı sıkıntı var. Sadece Avrupa'da değil bu. Hayat-ı beşerin iki müthiş yarısını tedavi edememiştir. İşte iki yarıyı temin edemiyor. Tedavi edemiyor. İkinci kelimenin esasını hürmet-i ribeyle kal edip tedavi eder. Kur'an ise ne yapıyor? Kur'an ne yapıyor? Vücudu zekatla mesele çözüyor. Kardeşim zekatını vereceksin. O Allah'ın emri. Zekatı verirken de kimseye minnet ettirmeyeceksin. Elin mahkum bu zekatı vereceksin. Allah emretmiş, mümin, Müslümansan vereceksin. Verirken de ya ben zekat verdim havasına giremezsin. Bu zekat meselesiyle birinci kelimeyi ne yapıyor? Ortadan kaldırıyor. Neydi birinci kelime? Ben tok olduktan sonra başkası ne olursa olsun. Bunu zekatla Kur'an ne yapmış oluyor? Halletmiş oluyor. İşte Kur'an'ın bakın şebabeti, gençliği. Ne kadar güzel. İkinci kelimenin esasını da hürmet-i riba ile kal edip tedavi eder. Yani hürmet-i riba. Yani faizi yasaklıyor. Faizi yasakladıktan sonra da sen çalış ben yiyeyim meselesi de ortadan kalkmış oluyor. Bu şekliyle evet ayet-i Kur'an'ı alem kapısında durup ribaya faize yasaktır der. Kavga kapısını kapamak için banka riba kapısını kapayınız diyerek insanlara ferman eder. Şakirtlerine girmeyiniz emreder. Yani özellikle bu noktada çünkü banka kapısına girmeyiniz kelimesini de yani gidip para yatırmayın, işte havale etmeyin, ne bileyim elektronik su paralarınızı bankada yatırmayın manasında değil. Bankaya girip oradan faizle kredi vesaire
almayın manasında diye düşünebiliriz. Bu şekliyle elhamdülillah Kur'an-ı Kerim'in gerçekten gençliği her asrı olduğu gibi bizim asrımıza da şu güne bile ne kadar güzel baktığını buradan anlamış oluyoruz. Bugünkü sohbetimizi burada nihayetlendirelim inşallah. Subhaneke la ilme lana illa ma'allamtena inneke entel alimul hakim ve ahir davahum enel hamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.